Selam dostlar. Şu ana kadar Mr. Manager olarak yerli ve yabancı tam 32 kulübün neden iflas ettiğini, yöneticilerin nasıl hatalar yaptığını ve nasıl başarılı olduğunu detayları anlatmaya çalıştım. Şimdi gelin Ali Koç ve yönetiminin 3,5 yılda finansal, kurumsal ve sportif açıdan neler yaptığını bir değerlendirelim. Bu çalışmayı hazırlarken Aykut Tırmıkçı'nın Ali Koç'un başkanlık dönemini değerlendirdiği güzel bir yazıdan faydalandığımı belirtmek istiyorum. Aykut Tırmıkçı'yı ve değerli yazılarını gördüğünüz Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Bugün bir kulübe başkan olsanız sizden beklenen 3 şey olur. 1. Finansal başarı, 2. Kurumsal başarı, 3. Sportif başarı. Bu hedeflere ulaşmakta zorluk çekerseniz başkanlığınız sorgulanır, beyaz mendiller sallanır ve kulüpte değişim rüzgarları eser. Aziz Yıldırım 20 yıl görev aldığı Fenerbahçe'de 6 lig şampiyonluğu kazanmış Alex, Roberto Carlos, Anelka ve Van Persie gibi değerli yıldızları transfer etmişti. Kulübün basketbol ve voleybol şubeleri pek çok başarıya imza atmıştı. Ayrıca tesisleşme konusunda köklü adımlar atılmıştı. Ne var ki son 4 yıldır şampiyonluk gelmemişti ve takım bir türlü Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Bununla birlikte finansal yapısı yıpranmaya başlamıştı. Oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktörlere yüklü tazminatlar ödeniyordu. 10 yıllık isim hakkı geliri 1 yılda harcanmıştı. Sponsorluklar kulübün gelirlerine katkı sağlamaktan uzaktı. Böyle bir ortamda değişim rüzgarlarının esmesi kaçınılmazdı. O rüzgarı estiren ise Ali Koç oldu. Ali Koç, "Size şampiyonluk sözü veremem. Övünçle, gururla sokakta gezeceğiniz bir Fenerbahçe sözü veririm. Bu kulüp her şeyin en iyisine layık." diyerek umut dolu bir konuşma yaptı. Pek çok kişiye göre Fenerbahçe vizyoner başkan Ali Koç'la birlikte Avrupa kulüpleri gibi yönetilecekti. Ama bunun için 3 şey yani finansal, kurumsal ve sportif başarı şarttı. Başkan işi kolay değildi. Ali Koç göreve geldiğinde 400 milyon euro olduğu söylenen borcun aslında 621 milyon euro olduğu açıklandı. Ödemeler aksamış, bankalar kulübün kapısına dayanmıştı kulübün gelirleri kasaya girmeden doğrudan bankalara gidiyordu. Çiçeği burnunda başkan bazı kaynaklara göre 50 milyon euro hibe ederek kulübün nefes almasını sağladı. Ardından sportif direktör Komoli'nin katkısıyla Josef de Souza, Giuliano ve Fernando'nun satışından toplam 25 milyon euroyu kulübün kasasına koydu. Ama finansal durum sadece oyuncu satarak iyileştirilemezdi. Ligin 8. haftasına kadar forma sponsoru bulamayan Fenerbahçe'de başkan, Koç Holding'e bağlı bazı markaları futbol, basketbol ve voleybol şubelerine sponsor yaptı. Böylece forma sponsorluk gelirleri geçtiğimiz yıla göre kat ve kat yükseldi. Fenerbahçe TV'nin reklam gelirleri arttırıldı. Sosyal medya kanalları taraftar odaklı oldu ve etkileşim arttı. Online satış bir önceki sezona göre %100 arttırıldı. Ali Koç'la dalga dalga yayılan heyecan dalgısı tribünlerine dolmasını sağladı. Kombine alan taraftar daha ilk günden üstüne düşeni yaptı. Feneryumun cirosu Alikoç öncesi döneme göre %26, forma satışı ise %47 arttı. Localardan 25 milyon TL gelir elde edildi. Aydatlar yükseltildi ve geçmişte başlanıp yarım bırakılan bütün projeler emekler boşa gitmesin diye tekrar gözden geçirildi. Aziz Yıldırım zamanında başlatılan hedef 1 milyon üye gibi projelerin kulübe fayda sağlamayacağı görüldü. Fenerbahçeli yöneticiler Şampiyonlar Ligi gelirlerini bekliyordu. Devler Ligi'ne katılınması halinde kasaya 15 milyon euro artı performans gelirlerini koyma planları yapılıyordu. Fakat tur geçilemeyince bu gelirden mahrum olundu. Böylece ezeli rakip Galatasaray pastadan büyük payı aldı ve kasasına 34 milyon euro koydu. Biraz da sportif kısma bakalım. Finansal açıdan nefes almaya başlayan kulüpte sportif açıdan işler pek iyi gitmiyordu. Başkan yeni teknik direktör, idari menajer ve sportif direktörü göreve getirerek Samandıra'daki pek çok taşı yerinden oynattı. Her şeyi baştan inşa edecekti. Fakat bu baştan inşa etme işi ileride onun en önemli pişmanlıklarından biri olacaktı. Sezon başında sportif direktör Komolli ile anlaşıldı. Komolli geçmişte Tottenham ve Liverpool'da iyi işleri imza atsa da son dönemde yaptığı yüksek maliyetli transferler sebebiyle eleştirilmiş ve işsiz kalmıştı. Ali Koç'un ise Komolya'ya güveni sandı. Her şeyden önce kulübe pek çok yıldız adayını kazandırabilir, böylece hem finansal hem sportif başarıya imza atılabilirdi. Kontrol Komolli'ye verildi. Basında Kolarov, Yarimina, Ceko gibi isimler geçiyordu. Fakat Komolli yüksek maliyetli ve potansiyeli düşük transferler yaptı. Teknik direktör tercihi ise gelecekte çok şey beklenen Filip Koko oldu. Koko 10 maçta kötü performans gösterince gönderildi ve devre arasında Ersun Yanal'la anlaşıldı. Ersun Yanal Ali Koç'un tercihleri arasında yer almıyordu fakat Ersun Hoca'nın taraftarın gönlünde yeri ayrıydı. Başkan gönülsüz de olsa Hoca ile anlaştı. Zayis, Moses, Tolga Yastan, Serdar Aziz ve Sadık Çift bunlar transfer edildi. Takım pozitif bir oyunla toparlandı ve ligi 6. sırada bitirdi. Böylece 2019-2020 sezonu için umutlu olmuş oldu. Mayıs ayında Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde Türk futbol tarihinin belki de en büyük destek kampanyası olan Fenerol başlatıldı. Hedeflenen rakam 300 milyon Türk lirasıydı. Toplanan miktar 150 milyon TL olsa da kulübe önemli bir katkı sağlanmış oldu. Taraftar bir kez daha üstüne düşeni yapmış, doğal olarak bir beklenti içine girmişti. Sosyal medyada şampiyonluk beklentisi sıkça dile getirilmeye başlandı. Bu arada Elif Elmas'ın satışından elde edilen gelir kulübü bir kez daha rahatlattı. 2019-2020 sezonu başında pek çok transfer yapıldı. Fakat Ersun Hoca'nın asıl ihtiyacı olan sol bek, sağ bek ve stoper transferi yapılmadı. Dolayısıyla Dirar ve Jailson kendi mevkileri dışında oynatıldı ve Fenerbahçe ciddi puan kayıpları yaşadı. Yönetimin tek transfer hatası bu olmadı. Zanka, Murat Sağlam, Falet, Adil Rami ve Mevlüt Erdinç gibi takıma katkı sağlamaktan uzak isimler transfer edildi bazı transferlerin yönetimin inisiyatifiyle yapıldığı ortaya çıktı. Bunların yerine akılcı bir transfer politikası güdülüp sol bek ve stoper transferi yapılabilirdi. Videonun başında finansal başarı, kurumsal başarı ve sportif başarıdan bahsetmiştim. Bu yönetimin plan dışı transferleri kurumsal başarının öndeki en büyük engellerdi. Ali Koç ve yönetiminin yaptığı en büyük hatalardan biri de bu oldu. Belirli bir plana saldık kalınmadan ihtiyaçlar haricinde transferler yapıldı. Buna bir de hakem hatalarına yönelik yapılan eleştiriler ve TFF ile girilen tartışmalar da eklenince kulüp odağını kaybetmiş oldu. Takım psikolojik açıdan olumsuz etkilendi. Ersun Yanal ligin sonunu göremedi ve Fenerbahçe o sezonu 7. sırada tamamladı. Bu başarısızlık Fenerbahçeli futbol severlerde hayal kırıklığı yaşattı. Kulübe her türlü desteği veren taraftar artık şampiyonluk bekliyordu. Ali Koç ise yapılmayan sol bek transferi konusundaki pişmanlığını ileriki dönemlerde dile getirecekti. Ali Koç ve yönetim bu sefer farklı bir yöntem izledi. Kulübü yabancı sportif direktörü emanet etmek işe yaramamıştı takımı geçmişte şampiyon yapan hocayı göreve getirmek de çare olmamıştı. O zaman gelecek vadeden bir Türk antrenörle anlaşılabilir, kulüp efsanesi Emre, sportif direktör ve eski oyuncular antrenör yapılabilirdi. Böylece geçmişteki Fenerbahçe ruhu ateşlenebilirdi. Yönetim teknik direktör tercihini genç, yıldızı parlayan ve Avrupa futbolunu yakından takip eden Erol Bulut'tan yana kullandı. Fakat yardımcılarına izin çıkmadı. Volkan, Selçuk, Mehmet Aurelio gibi antrenörlük tecrübesi az isimler göreve getirildi. Basında daha çok Alo ben Emre abinin dönemi olarak bildiğimiz dönemde önemli transferler yapıldı. Emre Belozoğlu futbol felsefesi açısından bu kadar çok transfere karşıydı fakat o dönem Fenerbahçe'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Eski oyuncular Caner ve Gökhan takıma geri döndü. Böylece bir Hollywood klasiği olan ekibi yeniden topluyoruz klişesi gerçekleşmiş oldu. İrfan Can, Tiseran, Pelkas, Salay, Lemos, Tiam, Perotti, Mesut, Mert Hakan, Sosa ve pek çok isim takıma katıldı. Transferlerin önemli bir kısmına bedel ödenmedi. Vedat Muriç ve Jelison'un satışından gelir elde eden ve finansal açıdan yükü azalan Fenerbahçe'de sportif başarı bir türlü sağlanamıyordu. Muriç'in yerine alınan forvet oyuncuların tamamı yetersiz kaldı. Oyuncular teknik direktör Erol Bulut'un değil Emre Belözoğlu'nun otoritesine saygı duyar hale gelmişti. Takımın ve antrenörün performansından memnun kalınmadı ve Erol Bulut'un üstü çizildi. Emre teknik direktör yapıldı. Kalan maçlarda Emre Hoca iyi performans gösterdi. Ne var ki Sivas Spor karşılaşmasındaki isteksiz oyun Ali Koç tarafından hoş karşılanmadı. Şampiyonluk kıl payı kaçtı. Emre Hoca Fenerbahçe için yeterli görülmedi ve yollar ayrıldı. Böylece kulübün eski oyuncularından çözüm üretme planı da işe yaramadı. Ayrıca Emre'nin teknik patronu olmasıyla belki önümüzdeki sezonlar için umut vadeden bir Fenerbahçe görülecekken bu fırsat tepilmiş oldu. Ali Koç ve yönetimi bu sezonda hataları imza attı. Transferlerin kalitesi tartışılacak seviyedeydi. Evet, sportif direktör Emre ve Ali Koç yönetimi Pelkas ve Salay gibi isimleri takıma kazandırdı. Fakat ebedi sakat Perotti, verimsiz Kemal Adem'i, satın alma opsiyonuyla transfer edilen milyonluk kazık Samatta ve Erol Bulut'un istediği ihtiyar golcüsü ise beklentilerin çok altında kaldı. Sportif başarının gelmediği bu sezonda Ali Koç, seyircisiz bir karşılaşmada yayıncı kuruluş tarafından ekrana küfürlü tezahürat verilince tepki gösterdi. Yayıncı kuruluş boykot edildi. Bu boykota oyuncular da dahil edildi. Ayrıca hakemlere yönelik eleştiriler arttı. Takımı yeni katılan Atilla Salay bile hakemler aleyhinde açıklama yapıyordu. Dolayısıyla Fenerbahçe yeşil saha dışında pek çok hadiseyle mücadele etmekteydi. Ha bu arada sürekli Fenerbahçe finansal açıdan rahat nefes aldı filan diyorum da bunun böyle olmadığı Ali Koç tarafından dile getirildi. Başkan harcama limitleri konusunda sesini yükseltiyordu. Fenerbahçe daha en başından beri TFF ve bankalar birliğinin borç yapılandırma şartlarını kabul etmeyip alternatif arayışı içinde olmuştu. TFF tarafından belirlenen limitler kulübün aleyhineydi. Fenerbahçe Bankalar Birliği anlaşmadığı için böyle bir cezaya çarptırılıyor dendi. Bu şartlarda Fenerbahçe ağır yaptırımlara maruz kalıyordu. 3 yıldır kulübün en temel iki gelir olan yayın geliri ve tribün gelirleri kulübün kasasına girmiyordu. Feneryum gelirlerinin bir kısmı temlikliydi. Ali Koç'un açıklamalarına göre 3 yıldır Fenerbahçe transfer gelirleri, şahsi gelirler Feneroğlu Fener Token sayesinde ayakta duruyordu. Limitler değiştirilince Fenerbahçe finansal açıdan 3 yıldır ilk kez rahatlamaya başlamıştı. 2021-2022 sezonu taraftar için yeni bir başlangıç olacaktı. Ali Koç'un Bielsa kalibresine bir hoca bakıyoruz ifadesi büyük beklenti doğurdu. Fenerbahçe'nin başına top class bir hoca getirilecekti. Yabancı sportif direktör işe yaramamıştı. Kulübü şampiyon yapan hoca işe yaramamıştı. Potansiyelli genç Türk hoca çare olmamıştı. Kulüpte Fenerbahçe ruhunu canlandıracak isimler işe yaramamıştı. O halde dünyaca tanınan gerçek bir patron hoca ya da büyük kulüplerin radarındaki kendini ispatlamış genç bir yabancı hoca çıkış yolu olabilirdi. Bielsa, Nuno Espirito, Fonseca ve Bilic gibi isimler basında yazılıp çizilirken Başkan Vitor Pereira ile anlaştı. Resmi sosyal medya hesaplarının 4 sayfalık uzun bir metnine Vitor Pereira güzellemesi yapıldı. Fakat başkanın bu tercihi sonrası hayal kırıklığı yaşayan pek çok kesim bu karara tepki gösterdi. Hoca ve Ali Koç hakkında pek çok olumsuz söylemler dile getirildi. Hazırlık maçları ve ligin ilk haftalarındaki oyun Vitor Pereira'ya olan eleştirilerin dozunu hafifletmişti. Üstüne bir de hoca tavsiyesiyle Crespo ve Kim Min J transferleri yapılıp Tisserand gibi formsuz oyuncular grafik yükseltince işler rayına girmişti. Ne var ki bu sefer Ali Koç ve Pereira arasında bir anlaşmazlık doğdu. Yönetim yine kendi inisiyatifiyle Kolker, Serdar Dursun ve Burak kadroya katmıştı. Bu transferler için teknik ekibin onayı alınmamıştı. Pereira 3 transferde veto etti ve oyuncular forma şansı bulamadı. Olumsuzluklar sadece bununla kalmadı. Pereira yönetimindeki takım aksamaya başlayınca başta Rıdvan Dilmen ve sözüm ona Fenerbahçeli futbol yorumcuları tarafından basında ve sosyal medyada Fenerbahçe üçlü savunma oynamaz algısı ortaya çıktı. Söylenenlere göre Ali Koç bu söylenmelerden etkilenmiş Pereira'nın oyun felsefesine karışmaya başlamıştı. Ona göre Fenerbahçe dörtlü oynamalıydı. Mesut Özil ve İrfancan aynı anda sahada yer almalıydı. Ha bu arada Mesut da eleştirilerden nasibini aldı. Başkan Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe nasıl katkı veririm buna odaklanması gerekiyor deyince Mesut'la da bir gerginlik yaşandı. Pereira görevden alınınca Ali Koç'un B planı olmadığı ortaya çıktı. Başkan takımın başında bir hoca varken başkasıyla görüşme yapmam diyordu ve bu onun prensibiydi. Gerçekten de Ali Koç'un görev süresi boyunca Fenerbahçe'de toplam 9 isim teknik direktörlük yapmış, Koku, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Pereira dışındaki isimler geçici olarak görevlendirilmişti. Ama 3,5 yılda 34 maç yani 3,5 sezonun neredeyse 1 sezonu geçici isimlere emanet edilmişti. Böyle bir yaklaşımda istikrar beklenemezdi. Dolayısıyla bu durum sarı taraftarların canını oldukça sıktı. Karagümrük maçı sonrası Ali Koç istifa sloganları atıldı. Başkan sezon arasında çeşitli isimlerle görüştüğünü, bu isimlerin lig ortasında göreve gelmek istemediğini söyledi. Sezonun geri kalanı için İsmail Kartal Hoca göreve getirildi. Kadroya herhangi bir takviye yapılmadı. Dolayısıyla kalan maçlara Fenerbahçe elindeki kadroyla idare edecek. Şimdi bir özet geçelim. Ali Koç göreve geldiği gün uzun vadeli plan çerçevesinde başarıya ulaşacak bir Fenerbahçe inşa edecekti. Finansal yapı düzelecek, kişi ve kurumlardan bağımsız hareket eden bir Fenerbahçe kurulacaktı. Finansal yükün önemli bir kısmını sırtlayan Ali Koç, Fenerol, Fener Token ve diğer çıkış yollarıyla çözüm aradı ve finansal açıdan önemli işlere imza attı. Gerek TFF, gerek Bankalar Birliği, gerekse artan döviz kuru gibi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Bununla birlikte 3,5 yıldır sportif başarı yaşanmadı. 2020-2021 sezonu şampiyonluk sadece bir galibiyette kaçmış olsa da bunun devamı gelmedi. Teknik direktör tercihleri isabetli olmadı ama sadece bununla da kalmadı. Kurumsal başarıya ve şeffaf yönetime gölge düştü. İhtiyaç olan mevkilere transfer yapılmazken teknik direktörlerin oynatmayacağı pek çok isme para döküldü. Yapılan transferlerde menajerlik şirketlerinin etkisinin fazla olduğu iddia edildi. 63 transfere toplam 82 milyon euro harcandı oyuncu satışından ise 72.7 milyon euro elde edildi. Fakat satılan oyunculara baktığımızda Ali Koç döneminde transfer edilen isimlerden sadece Vedat Muriç ve Tiam'dan kar edildi. Diğer karlı satışlar Aziz Yıldırım dönemi transferleri oldu. Ali Koç döneminde yani son 3.5 yıla transfer edilen oyuncular zararına satıldı. Başkan yakın dönemde teknik direktörlerin oyun anlayışına kimin ilk 11'de başlayacağını müdahale etti. Bununla birlikte ilk yıldan itibaren genç oyuncuların forma şansı bulacağı bir Fenerbahçe inşa edecekti. Ne var ki kariyerinin sonuna gelmiş pek çok isim transfer edildi. Saha içine odaklanmaktan ziyade TFF, hakemler ve dış güçlerle mücadele edildi. Taraftarlarla sözlü münakaşaya girildi. Bütün bunlar kurumsallaşmaya gölge düşürücü hareketlerdi. Başkan Koç siz benim vizyonumu anlamamışsınız dedi. Fakat baktığımızda Fenerbahçe'nin kısa, orta ve uzun vadeli planları bunlardır. Vizyonu, misyonu şunlardır diyemiyoruz. Bir gelişme göremiyoruz. En basitinden altyapıdan Muhammed, Arda ve Fatih zaruriyetten A takımı yükselse de bunlar kısa vadeli oldu. Ömer Faruk Beyaz gibi bir yıldız adayı takımda tutulamadı. Ayrıca Ali Koç bu sezon kendini gösteren Muhammed Gümüşkaya'yı da Ocak ayı içinde satmayı planlıyordu. Fakat Pereira böyle bir cevheri sakın satmayın diye rapor ve birinci bu karardan vazgeçti. Yoksa Ali Koç ve yönetimine kalsa Fenerbahçe belki de bir yıldız adayını daha kaybetmiş olacaktı. Başkan Ali Koç yakın zamanda geçmişteki hatalarına sıklıkla vurgu yapıyor. Son olarak Yüksek Divan Kurulu'nda bu hatalardan ders çıkardığını ifade etti. Bu sezon devre arasında transfer yapmama gerekçesinde yanlış adım atmaktansa transferi 3-4 aylık sürece yaymak istediğini, önümüzdeki sezonun planlamasına uygun olarak hareket ettiğini ifade etti. Yine İsmail Kartal yönetimiyle birlikte genç oyuncular kadroda kendine yer bulmaya başladı. Taraftarın en büyük beklentisi ise genç oyuncuların kadroda kalıcı olması. Başkanın önünde çok fazla vakit yok. Taraftarın da sabrı tükenmiş durumda. Atacağı adımları doğru seçmeli ve öz yapmalı. Bundan sonraki süreçte hatalardan ne derece ders çıkardığını ise birlikte göreceğiz. Ben Mr. Manager. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.